Ersun Yanal'ın derbiden sonra ben bir açıklama yapacağım deyip de bugün değil mi hatta çarşamba demişti. Vazgeçti. Niye acaba vazgeçti? Bir vazgeçirildi belki. Skandal bu abi. Ha tabii. Bir kere şey özür dilerim Gürcan'cığım lafı. Rica ederim abi buyurun. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı basın toplantısı bir skandaldır. Ve bana göre Ersun Yanal'ın iflasıdır. Sen Emre Belözoğlu'nu alıp bir şey ispat ediyorsun. Neyi ispat ediyorsun ya? Emre Belözoğlu senin futbolcun. Kavgalı da olabilirsin. Kadro dışı da bırakmış olabilirsin. Bunun hesabını sen kendi içinde verirsin. Kimi neye ispat ediyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? Öpüşüp koklaşmak ne? Bence doğru yaptı. Bir dakika bana göre hiç doğru yapmadı. Yani bir futbolcunu kendinin otoritesinin zayıfladığını görüyorum ben orada. Kaybetseydi aynısını benim, yapar mıydı? Benim şahsi görüşüm bu. Kaybetseydi ben, aynısını yapar mıydı? Hayat bilmiyorum. Yapar mıydı Gürcan? Kaybetse mevzular olmaz zaten. Nasıl mevzular olmaz? Abi, burada... Hayır mevzu şöyle olacaktı. Emre Belözoğlu oynatmadı olacaktı. Tabii. Ben kaybetseydi istifa edeceğim. %100 öyle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani, bence yani, istifa etmeyecekti. Belki iş aktif edilecek. Hayır. Edilecekti. Kesin. Yani bu noktada biz mesela o gece programlıydık. Çok taze geldi bilgi. İstifa açıklaması olarak yorumladık. O lafları. O sözleri. Ben yani bütün kanalları sizinle beraber seyrettim. Tabii. Aynen ilk açıklama. Gürcan'a katılıyorum. Bütün yayıncı kanalları seyrettim. Herkes aynı aynen yorum yaptı. Maçtan hemen sonra yayıncı kuruluşa yaptı açıklama. Allah dedim istifa etti. Maçtan hemen sonra. Tabii. Tabii abi. Yayıncı kuruluşa yaptı açıklama. Çünkü hocası yok dedi ya. Hocası olmayan Fenerbahçe. Kazandı dedi. Kazandı dedi. Taraftarımıza ben soru almayacağım dedi. Hafta içinde de açıklama yapacağım dedi. Ne düşünürsün burada? Çünkü... background'ında da gelişmeler var. Ali Bey'in Sivas maçı sonrası açıklamaları, hafta içi kaptanlarla yemek yemesi, muhtemelen yaşananlar, mevkisinde oynamayan oyuncular işte, derken bence... anlatmak istediğim de bu. Bence Komolli'yi eleştiriyor. Çünkü Celsin'i oynatıyor. Yedekte kim var? Zanka var, Adil Rami var. Kim aldı? Komolli aldı oyuncuları. Yani burada çok ciddi bir duygusal patlama yaşadı ama katılıyorum, yapmaması lazım. Hiç gerek yok. Yani... çünkü güzel bir oyun, güzel bir skor almışsın. Tabii. Kendi stadındasın, herkes eğleniyor, neşeli. Ya orada bunun keyfini çıkarman lazım. Yani derbi yani galibiyetinin önüne geçti. Tabii canım orada diyorsunuz. Bunun normalde... kadar manasız bir normalde toplantısı. Normalde keyfini çıkaracaksın. Mesela Abdullah Hoca'nın basın toplantısı ders gibi ders. Evet çok güzel. O kadar güzel bir toplantı anlattı. Fenerbahçe'yi anlattı, kendi takımını anlattı. Teknik detayları koydu. Evet. Neden olmadığını söyledi, ciddi mücadele problemlerimiz var dedi. Oyuncularını eleştirdi. Ama evet. Erol abinin söylemek istediklerini söylemedi. Soracak şimdi, gelecek Beşiktaş'ta. Söylemedi, kadro yapılanmasını doğru mu diye gelmedi. Yok, Erol abi kadro doğru muydu çıkardı Beşiktaş'ın 11'i mesela? Şimdi ben onu söyleyeceğim. Bakın. Yani. Şimdi fena... Şimdi psikolojik... Ama bölmeyin abi. Şu tam bir tamamlasın o kısmı. Ersun Hoca kısmı. Estağfurullah abi, siz kusura bakmayın. O kısmını yaptı. Ama tamamlasın. Unutmayın orayı. Hayır yani... ben hep ondan yanayım. Yani yapar açıklamasını. Dersin ki katılmıyorum. Dersin ki katılıyorum. Ama futbolun içinde, oyunun içinde kalan, öz eleştiri taşıyan, analiz taşıyan, gayet öğretici, bilgilendirici bir açıklamaydı. Abdullah Hoca'nın yaptı. Şimdi işte büyük takım hocası orada belli oluyor. Mesela Abdullah Hoca da sarsıntıyı yaşadı, hatırla. Evet. Yani Erol abi de çok sert eleştiriyordu o ilk dönem. Çok sert eleştirdi. Çıktı dedi ki, benim dedi teknik direktörlüğümü kimse tartışamaz dedi. Hangi maçtan sonra? Tırnağımla buraya geldim dedi. Falan yani gene puan kaybettim maçtan beni sonra. Beni 3-5 maçta da test edemezsin. Tabii yani o noktada o da böyle bir, o da duygusal patlamaydı bence yani ama. Ama tek başına yaptı ama onu. Tabii. Ama o şey, olayı bence doğru bir kriz yönetimiydi. İlk bizim programda, takım oyununda gündeme geldi. Erman abi bir istihbarat aldım dedi. Emre böyle bir şey yapmış dedi. Ondan sonra gündeme düştü. Orada dediler ki üçü bir araya geldiler. Hatta ben katılmıyorum. Vücut dilleri kavga etmiş insan şey değildi yani. Değil oraya gelen değildi. İnsan. Orada doğru bir kriz yönetimi yaptı. Bence yanlış değildi. Yani çıkabilecek ve sürebilecek komple teorilerinin ya da tartışmaların önüne o fotoğrafı vererek, o gösteri yaparak önüne geçtiler. Gerek var mıydı buna Gürcan'cığım? Galip gelmişsin 3-1. Onun doğru olup olmadığını zamana bırakacaksın. Belki de öyle belki. Bir şey. Neyse. Şu anda benim fikrim sadece ben bir şey soracağım Gürcan'a. Antrenörsüz Fenerbahçe maç kazandı sözü kime söyledi?
Kim algı, kim anlamı? Sanıyorum basına söyledi. Basına. Basına mı? Abi, basına söyledi. Sosyal medya basın çünkü. Basına. Abi herkese söylemiş peki, olabilir. Ali Bey Sivas'taki maçtan sonra ne dedi? Böyle bir ifade kullandı teknik mı? Olarak, teknik direktör olmadan da dedi bu kadar puan toplardık dedi mi? Demedi mi? Demedi. Hayır abi. Hatırlamıyorum. Yani. Öyle bir şey demedi. Öyle bir şey var mı? Bir bakar mısın Ercan? Bilmiyorum ben. Sivas maçından sonra yani. Ali Bey öyle bir açıklama yaptı mı? Bizim bir arkadaşımızın öyle bir. Bir daha bakalım da. Tweet oldu. Ben öyle tanımlıyorum. Şey, bu kadar puan toplardık dedi mi demedi? Demedi abi. Antrenörsüz olarak da bu kadar puan toplardık dedi mi bak çok önemli. Demedi abi Sivas'tan sonra 15 hafta 25 puan. Demedi abi ben canlı dinledim. Ben hatırlamıyorum abi ama. Bir bakalım. Hayır ben... Canlı dinledim. Gürcan abi öyle mi? Yok demedi. Böyle bir şey değil. Dedi ama mi orada... demedim bilmiyorum çünkü ben takip etmiyorum. Abi demedi diyorum ya. Tamam. Demedi. Performans olarak düşüyüz dedi. Yani orada demedi. Başka yerde kapalı kapılar önünde söylemişse bilmiyorum. Ama orada demedi açına. Ama orada şunu yapıyor. Gittim dedi Rıza Hoca'yı tebrik ettim diyor. E kendi hocana geçmiş olsun demedi. Maçtan sonra da hocayla ilgili konuşma tebrik etmedi. İşte... Hoca duygusal davranmış. Hayır kendi hocana geçmiş olsun demiyorsun. Evet. Ondan sonra yumuşak bağ sakatlıkları Ersun Hoca yer mi? Yani bu net bir tavırdır yani konulan. Hocana karşı bir duvar örmektir. Ve ben... Dememiş abi. Ben bugün... Ha yok, ben soruyorum sadece. Ben bugün açıklama yapmamasını bazı telkinleri yoruyorum. Belki de bir türlü aradaki... Soyunma odasında konuştuğu söyleniyor. Ben duymadım. İddia. Mikrofonda da söylemedi. Ben ne diyorum? Söylemiş demiyorum. Söylediği... İddia hızı bu. Soyumuzu söylediği iddia yani o, diyorum. Yani. Aynen abi. O gelirdi bize yani. Peki. Öyle bir laf gelirdi ya. Ne der ya? Gelir miydi? Başkan der bunu ya. Gelirdi. Ne? Hele soyunma odası hiç demez. Yani tamam nasıl? Ali Bey... Ali Bey... Yani seninle konuşurken Bey, der belki sen, ama... Bak Ali Koç... Ya onu da... Bu konularda babasına taviz vermez. Ben açık konuşayım. Söylemesi gerekirse söyler. Abi hiç, yok. Hiç. Bir defa... Üçlü bir başkanlık modeli. Kendisi sergiliyor. Herkese yani, istediğini söyler ya. Siz üstad, hiç dilinin kemiği yok yani. İstediğini söyler. Üstadlara bir şey sorabilir miyim? Evet. Tabii ki abi. Siz Ersun Yanal'ın şu anda otoritesinin sağlam olduğunu düşünüyor musunuz? Güzel soru. Abi şu açıklamadan sonra Ersun Hoca alanını çok genişletti. Beşiktaş galibiyetiyle daha güçlü hale geldi. Bu açıklamasıyla birlikte... bir noktada yani ortalama bir şekilde masaya başı dik oturma fırsatı yakaladı. Ama sıkıntı var. Problem var. Çok net belli oluyor. Evet. Ve bu onu söylüyorum. Eğer bu çözülmezse bu takıma yansır. Evet. Yansır. Asla yansımamaz diyemez. Çünkü realite parayı veren, formayı veren. Evet. Eğer bunlar birlikte evet. Değilse, uyum içinde değilse bu bence takıma yansır. Uyum içinde değil bana göre. Bence de değil. Evet işte ben onu söylüyorum. Onun için ben Ersun Yanal'ın iflası dediğim oydu. Yani belli ki yani vücut dili, konuşma tarzı, söylediği cümleler o kadar kendine o kadar anlatmak ihtiyacını duyuyor ki yani duygusal patlamanın dışında bir şey bu. Gürcan'cığım bak orada sen bir futbolcu neticede Emre Belözoğlu çok önemli futbolcu olabilir. Ama neticede senin bir futbolcunun. Futbolcu tabii. Yani senin kadronun içindeki 24-25 futbolcunun içinden bir futbolcu. Sen bunu alıp yanına efendim bir şey ispat etmeye çalışmanın anlamı yok orada. 3-1 bir de 3-1 kazandığın bir Beşiktaş galibiyeti abi var. Abi o normal bir olay. Bak Emre konusu Fenerbahçe'de parantez bir konudur. Yanlış bir Emre konu. Çünkü ne futbolcudur, ne tam futbol, %100 futbolcudur, işte. Ne %100 ağabeydir. Emre ikisinin karışımı. Ya işte olmuyor. Ve, bak. Ve çok ciddi bir şekilde Ersun Hoca'nın kulaklarımın duyduğu bir lafı düşüdür. Benden iyi yöneticilik yapıyor. İddia ediliyor. Mesela şeyde ilgili. Yani daha iyi bilir. Emre ile ilişki daha farklı. Tam futbolcu hoca ilişkisi ben, değil ya. Yani. Ben o konuları ben kusura bakma. Ben mesele Emre meselesi değil. Bu tip bir yöntemin çok yanlış olduğunu. Abi, emin sen bu işi yapmazsın evet, ya. Evet. Emin sen böyle bir şey olmadığına çıkıp kendini böyle orada kanıtlamanın şey anlamı ya. Yok. Affedersin. Hiç, yok yok hiç bence var. Yok. Hayır. Bence yok. Var abi. Hiç ilgisi yok. Hiç. 50 tane senin akıllı söylese ben o işi yapmamışsam oralı bile olmam ya. Bence var abi. Her şeyi kafaya takarak bu işler olmaz kusura bakma. Her dakika her futbolcu yanına alıp ispat mı olur ya? Mu ya? Eğer ben bir şey sana söyleyeyim ne olacaktı? Erman abi o açıklamaları, iddiaları daha doğrusu. Tamam abi siz öldürdünüz. Basın toplantısından sonra yapsaydı Ersun Yanal'ın evden mi alıp çıkacaklardı bir daha basın toplantısını? Valla ben aksini düşünüyorum. Bence ben doğru bir şekilde... Yani. İnanan bir insan doğru bir şekilde kriz yönetimi yapma. Erol abiye kesin katılıyoruz. Sizin yorumunuz herkese. Mesela otorite konusuna geldiği zaman bir şey söyleyeyim.
2018'de Ersun Yanal'ı Koko görevdeyken tribünde Ersun Yanal'ı istiyordu. O zaman Sayın Başkan Ali Koç'un da önemli bir şeyi vardı. Ne diyor? Dün olmadı, bugün de yok. Ersun Yanal hocamız bizim planlarımız arasında yok. Yok. 2018'de burada var. Ayşe'yi de söyledi. Var, tamam. Var hepsi. Canlı yayında söyledi. Televizyonda gönülsüz söyledi.